Merhaba sevgili seyirciler. Dikkatlerinizi hepimizin tanıdığı bir meyveye çekmek istiyorum. Elma. Elmanın içindeki vitamin insanın günlük ihtiyacı kadardır. Bir elma mümkün olsa da çıkıp ben insan için yaratılmadım dese, diğer elmalar mutlaka ona itiraz edip yalan söylüyorsun diyecekler ve şöyle devam edeceklerdir. Çünkü içinde şu kadar C vitamini, şu kadar artı 2 değerli demir var. Böyle diyeceklerdir. Evet, bu artı 2 değerli demir dayanıksız olan C vitaminini koruyor sevgili seyirciler. Ve yine C vitaminini koruyan meyve asidi var elmanın içinde. Ve bu asit enteresandır, midemizi yakmıyor. Kısacası ilahi kudret daha bilemediğimiz gerçekler de dahil öyle bir kompozisyon yapmıştır ki elmada bizi bu meyveyi yemek üzere programlarken elmayı da bizim tarafımızdan yenilmek üzere programlamıştır. Elma bize hizmet etmek zorundadır. Çünkü daha büyük bir gayeye, daha büyük bir varlığa, daha büyük bir sisteme dahil olmak ve hücreleriyle insan vücudunda yer almak için çalışır. Belki de en büyük gayesi sonsuz şefkatin kaynağını sezebilen bir gözde vazife almak ve oradan kainattaki mükemmel eserleri temaşa edebilmektir. Elmaya ve diğer meyvelere ibret gözüyle bakınız. Onlara ait moleküllerin bu gayeye ulaşmak için adeta yarış halinde olduğunu göreceksiniz sevgili seyirciler. İlginç değil mi? Şimdi sır kapısını aralıyoruz ve işte size yaşanmış bir olay. Birlikte seyrediyoruz. Ne var kız? Ben size buraya gelmeyeceksiniz demedim mi? Annemin sancısı seni çağırıyor. Tamam, tamam. Kız mı erkek mi? Kız. Yine kız ha? Kaçıncı, beşinci mi, altıncı mı? Altıncı Güner. Soyun kuruyacak. Her taraf kız çocuğu. Kalk, yürü. Git. Gözüm görmesin sizi. Gel. Ağlama. Ağlama. Ağlama çocuğum. Yeter. Yeter. Senin yüzünden evde huzur kalmadı. Elimden gelse 6 tane erkek doğurur. Ama ne yapayım? Rabbim böyle istemez. Kes ulan! Kes! Kes! Dürdür etme! Dürdür etme! Anası kız mı? Kız doğuruyorsun 5'i sıra. Bana bak, bana bak.
Bir dahaki sefer de kız doğurursan var ya, vallahi billahi elini ayağını keserim. Ya Rabbi, sen bütün kalpleri en iyi bilensin. Senin işine karışılmaz. Allah'ım, ben aciz bir kulum. Ya Rabbi bana yardım et. Senden başka bana yardım edecek hiç kimse yok ki. Bana bir erkek evlat ver Allah'ım. Bu kocamın hakaretlerinden kurtar beni. Çocuklarımı, beni bu zulümden kurtar Allah'ım. Kız Aydar geliyor. Geçin bakalım Dalgın. Geçin. Yakında görürsünüz. Yoksa yengeyi de muhabire mi hala? Evet. Eli kulağında. Bugün yarın doğurur. Sakın yine kız olmasın. Bu sefer göreceksiniz erkek olacak. İnşallah. Siz de şahidim olun. Göreceksiniz. Eğer ki erkek doğurmasa elini ayaklarını keseceğim. Tek gelsede de boşayacağım. Bunu kendisine söyledin mi? Hem de defalarca söyledim. Ha şöyle. Böyle gerek. Ya Haydar Bey, büyük söyleme ne olur. Haydar oğlum, söylediklerini dinledim. Doğrusu şaşırdım. Ben ne söylediğimi çok iyi biliyorum ihtiyar. Oğlum Haydar, çok büyük konuşuyorsun. Allah'ın işine karışıyorsun. Belki bir tokat diyebilirsin. Öf be, öf be. Amma uzattın ha. Bu zırvalara karnım tok benim. Başka bir diyeceğin varsa onu söylesene ihtiyar. Senin gibi bir şaşkına ne denilebilir ki? Allah seni ıslah etsin. Ay. Kızım Sümeyra. Buyurun anne. Vakit tamam. Git babana haber ver. Hadi kızım gelsin eve. Hadi yavrum. Hadi koş. Koş. Ama ben de gireyim. Ölüm. Müsaadenizle. Hadi. Yine çocuk galiba. Nerede kızım annen? Erkek doğurmasa var ya, öl daha iyi. Hastaneden gelmişiz. Ya Rabbim duy sesini. Duyuyorsun değil mi? Tamam, acele et. Ben de. Sen geç içeri, kardeşlerine iyi gel. Çabuk! Bugün eve vuradım. Hanım, Aydan hastaneye gittiğini söyledi. Rahatsızlanmış. Acaba nesi var? Allah Allah. Saat 5 oldu. Halen ortalarda yok. Acaba bir şey olmasın? Yok canım. Haydar Bey'in yine kızı olmuş. Ama utancından gelemiyor buraya. Ama yancı da güzel oldu. Hoş geldiniz. Hayrol Haydar, yoksa işte mi bir şey oldu? Keşke yaşım ölseydi de bunları görmeseydim. Ne oldu Haydar oğlum? Nedir bu halin? Ne ulan? Yine kızın mı oldu yoksa? Aksine bir oğlum oldu. Ne var bunda? Senin de istediğin bu değil miydi?
Öğleye doğru kızım geldi. Koşturarak biliyorsun. Annem sancılandı. Seni istiyor baba dedi. Hemen koşturdum eve gittim. Kadını aldım dostları hastaneye götürdüm. Doğumhaneye. Hemen içeriye aldılar. Ben dışarıda büyük bir merakla beklemeye başladım. Doğru gitmeye başladı. Kapının önüne gelince hemşire lütfen burada bekleyin dedi. Ben de odadaki bebekleri süzmeye başladım. Hepsi kıpır kıpır cıvıl cıvıl çocuklardı. Hangisi benim diye düşünmeye başladım. Meraklı gözlerim küvezleri taramaya başladı. İsimlerini okumaya çalışıyordum ama mümkün değildi. Derken gözüm ileride bir küvezin içindeki bir çocuğa takıldı. Hiç kıpırdamadan duruyordu. İçime bir korku geldi. Ben tekrar çocukların ellerindeki kümleleri okumaya çalıştım. Derken hemşire yanında bir doktor hanımdan kapıdan çıktı. Ve Allah sabırlar versin bu bebeğin sahibine dediler. İçim yine korkuyla doldu. Panik oldum. İçeriden başka bir doktor hanım çıktı. Haydar Bey siz misiniz dedi. Evet benim dedim. Buyurun odamda konuşalım dedi. Böyle bana sanki bir şey söylemek isteyip de söyleyemiyor gibi bir hali vardı. Ben oğlum nasıl diye sordum. İyi dedi. Hayır dedi. Bu ara doktor hanım tıp ne kadar ilerlediyse bir yerden sonra bir şey yapamıyoruz. Allah'ın mukadderatı bu dedi. Gözlerime inanamadım. Dönüp bakmak istedim. Bakamadım. Korktum. Arkama bile bakmadan o çocukların arasına hızla. Çocuğun nesi vardı? Söylesene. Oğlum. İki el, iki ayak bileklerinden itibaren yok. Allah. Nedir bu günahım Allah? Daha anlamadın mı be oğlum? Eşine oğlan doğurması için.
Sevgili seyirciler, sonsuz merhamet sahibi bize ne istersek verir. Paraysa para, şöhretse şöhret, evlatsa evlat. Her ne istersek isteyelim, her konuda hakkımızda en hayırlısını istemeliyiz. Bizim için tabii ki en hayırlı olanı sonsuz merhamet sahibi biliyor. İşte kainatta her şey böyle usulsuzca dönüyor. Haydar Bey de kendisi için en hayırlısını isteyeceği yerde sadece bir erkek evlat istiyor. O da nerede?